Merhaba değerli dostlarım. Gerçekten sizi çok özledim. Bu haftaki konumuz arkadaşlar, daha doğrusu bu videodaki konumuz zenginlik bilinci. Fedakarlık yaparak evrenin sonsuz zenginliğinden istifade etmek isteyen güzel dostlarım için çekiyoruz bu videoyu. Hemen başlayalım, hemen zenginlik bilincini öğrenelim mi? Ne dersiniz? Osman, jeneriğe girsene. Güzel dostlarım, sevgili dostlarım, iyi ki varsınız. Hepinize minnettarım. Gösterdiğiniz ilgiye gerçekten minnettarım. Osman bana diyor ki, hocam bunu her videoda deyip durma. Ama minnettarım, ne yapayım? Vallahi minnettarım. Gerçekten minnettarım ya. Çünkü o kadar mutlu oluyorum ki böyle heyecanla, Osman bugün video çekiyor muyuz modundayım. Çünkü bu haftaki konu gerçekten çok önemli arkadaşlar. Zenginlik bilinci. Zenginlik bilincini çok ayrıntılı şekilde anlatmak istiyorum. Yalnız arkadaşlar şöyle. Mesela biz bir şeyi bilincimizle yapamayız ya. Yani mesela bilinçle gülemezsin, bilinçle ağlayamazsın, bilinçle öfkelenemezsin, kendiliğinden gelir. Yani sen bir köpekten korkuyorsun ya, mesela köpek geldiği zaman, aa korksam mı, korkmasam mı diyemezsin ki, birdenbire oldu. Ya da ne bileyim, bir savaştasın, işte savaştayken kılıç kullanıyorsun, kılıç kullanırken düşünerek kılıcı kullanamazsın. Kullanırsan, ya düşünürsen kaybedersin. Düşünmeye vakit yok ki arkadaşlar, öyle bir zenginlik bilinci bizde olmalı ki, kendiliğinden yayılıyor olmalı. Yani çiçeğin kokusu alması gibi. Kendiliğinden gelecek. Bir zahmette bulunmayacaksın. Öyle bir zenginlik bilincimiz olmalı ki o bilinçliğimize kendiliğinden oluyor durumda olmalı. Ki zenginlik bize geliyor olsun. Buradaki zenginlik bilincinde kastettiğim güzel dostlarım, para kazanmak değil sadece. Para kazanmak da var. Bununla beraber hayatta neye ihtiyacımız var, nelere ihtiyacımız varsa bunların kolaylıkla, güzellikle geldiği haller. Hani bize şu duygu çok verilmiş. Böyle savaşalım, mücadele edelim, işte çalışalım, kazanalım. Onunla değil arkadaşlar. Sen savaşırsan hayatta seninle savaşır. Sen mücadele edersen hayatta seninle mücadele eder. Dolayısıyla biz ne yapmamız gerekiyor güzel dostlarım? Güzellikle nasıl gelir? Rahatlıkla, kolaylıkla nasıl gelir? Zenginlik bilincini kendi doğallığı içerisinde, kendi böyle hani şey, ne diyoruz ona? Araba kullanmayı ilk önce öğreniyoruz ya. Araba kullanmayı ilk önce öğrendiğimizde ne oluyor? Fitesi bilinçli atıyorsun, debriyaja bilinçli basıyorsun falan. Ama sonra kullana kullana artık bu bir otomatikleşmeye başlıyoruz. Otomatik bir şekilde zenginlik bilincimiz oluşursa o zaman her şey kendiliğinden gelmeye başlıyor. Şimdi ben bu videoda arkadaşlar, bundan sonraki iki videoda da zenginlik bilincinin ayrıntılarına gireceğim. Sizden istediğim şey de buradaki öğrendiğiniz şeyleri bir yere not alın ve 3-5 gün bu notlara bakın. 5 gün bu notlara baktınız ya arkadaşlar, tek tek baktınız, sonra siz farkında olmadan bu bilinç böyle otomatikleşecek. Araba kullanmak gibi, şu an konuşmak gibi otomatikleşecek. Dolayısıyla zenginlik bilinci kendiliğinden geliyor olacak. Burada hani çok duyuyorsunuzdur, kuantumcuları, evreni gönderiyorum, evrenden geliyor, evreni gönderiyorum, işte iste olur, pozitif davran, pozitif geliyor var ya. Bunu birazcık açmak istiyorum. Şimdi evreni gönderiyoruz, evrenden geliyor diyoruz ya güzel dostlarım. Peki şu konuda ikna olduk mu? Ben evrenin küçültülmüşüyüm. İnsan evrenin küçültülmüşü. Yani evreni çok küçültürsen insan olur. İnsanı büyütürsen evren olur. Bu konuda bir defa ikna olmuş olmamız şart. Yani ben evrenin içinde değilim. Evren bilincimin içinde. Hayat dediğin şey sadece benim bilincimden ibaret. Bu konuda anlaşmışsak adım atacağım. Anlaştığımızı öngörüyorum. Ya da bundan önceki videolarda izlediklerinizde bunun farkına vardığınızı öngörüyorum. Biz evrenin küçültülmüşüyüz güzel dostlarım. Hani bundan önceki videoda o tesadüfler mucizesini anlatmıştım ya. Bu kalem atomlardan, elektronlardan oluşuyor. Bunu benim bilincim kalem yapıyor vardı ya. Şimdi evren benim içimde mi? İçimde değil mi? Evren benim içimde. Ben evrenin içinde değilim. Evren benim içimde. Evren benim içimdeyse, ben evrenden istiyorum, evren bana veriyorum dersem, o zaman aslında ben nereden istiyorum? Aslında ben kendi içimden istiyorum değil mi? Hani bir söz var ya arkadaşlar, hiç kimseye bir şeyi öğretemezsin. Ancak var olanı ortaya çıkartabilirsin. Ve ben de şimdi aslında bizde var olan bolluk, bereket, zenginlik, İçimizde yok, içinde yok. Benim niyetimde tıklıyorum onu ortaya çıkartmak. Biz evrenden istiyorum dediğimiz şey aslında kendi içimizden istiyoruz. Çünkü evren benim içimde. Yani dolayısıyla hani ben buraya enerji gönderiyorum, bana bir enerji geliyor dememize gerek yok. Peki şunu söyleyeyim. Dünyadaki
Pahalı madenler, dünyadaki kaliteli madenler nerede? Toprak altında değil mi? Yeryüzünün içerisinde yani o madenler. Yani dolayısıyla ben de dünyanın küçültülmüşüysem, benim madenlerim nerede? Aslında benim içimde. Madenler benim içimde, bana düşen şey o madenleri ortaya çıkartmak. Yani güzel dostlarım, bir toprağın altında su var. Biz toprağı kazıyoruz, su zaten içinde. Maden zaten hani bir heykeltıraş ne yapıyor? Bir kayadan heykel yapıyor değil mi? Çünkü o heykel zaten o kayanın içerisinde. Ve insanlara yeni bir şey öğretemezsin. Var olanı ortaya çıkartabilirsin. Şimdi benim de niyetim sizlerde var olan zenginliği, bolluğu, bereketi ortaya çıkartmak. Bu videoda ve bundan sonraki iki videoda arkadaşlar otomatikmen nasıl bu zenginlik bilincini elde ediyor oluruz, bunu ortaya çıkartmak. Şimdi bu konuda anlaştık değil mi güzel dostlarım? Yani güç sende, zenginlik sende, bolluk bereket sende, aslında senin içinde, aslında benim içimde, bize düşen şey o içimizde olan şeyi keşfetmek. Ben size aslında bunu bir ayda yapabiliriz. Aslında 30 videoda da yapabiliriz. Yalnız bir an önce zengin olmak istiyoruz ya. Ben de düşündüm ya, dedim ki ben bunu 3 videoda halletmiş olayım. Birinci videodaki vermeye çalıştığım mesaj şu arkadaşlar. Sen evrensin, evrene gönderiyorum dediğim mesaj, kendi içimize mesaj gönderiyoruz. Ve hayatta şunun farkında mısınız? Hayatta bir denge var mı? Denge var olduğuna emin misiniz? Mesela ne kadar gece varsa o kadar gündüz var değil mi? Hayatta bir denge var. Hayat adil işliyor. Öyle değil mi? Yani bir ağaç gün yüzünde ne kadarsa kökü de o kadar derin de değil mi? Ne kadar kış varsa o kadar yaz var değil mi arkadaşlar? Hayat bir dengeyle gidiyor. Şu anda bana şunu diyor musun? Ben çok acı çekiyorum. Çok sıkıntı çekiyorum. Çok problemlerim var diyor musun? Pek çok insan diyor değil mi bunu? Ya hayat dengedeyse ne kadar acı çekiyorsam o kadar da mutluluk yok mudur? Önemli olan taraf hangi tarafa baktığın. Hangi tarafa bakıyorsan o seninle beraberlik. Emin olun güzel dostlarım. Tabi burada şunu da söyleyeyim. Allah'a inanıyorsanız, Allah'ın adaletine inanıyorsanız ne kadar acın varsa o kadar mutluluğun da var. Sen hangi tarafa bakıyorsun o önemli. Birinci şifreyi veriyorum arkadaşlar. Birinci şifre şu. Bizim içimizde iki özellik var. Birisi bilgelik özelliği, diğeri bereketlilik özelliği. Bilgelik ve bereketlilik. Şimdi burada tabii sen hangi tarafa bakmak istiyorsun? Bereketliliğe mi bakmak istiyorsun, bilgeliğe mi bakmak istiyorsun? Eğer sen bilgelik tarafına bakarsan ne oluyor biliyor musun? Bereketlilik özelliğimiz, içimizdeki zenginlik özelliğimiz çok kıskanç bir özellik. Çok kıskanç bir özellik olduğu için sen bilgeliğin peşinden koştuğun zaman o zenginlik senin peşinden koşmaya başlıyor. Biz tersini yapıyoruz. Biz zenginliğin peşinden koştuğumuz için bilgelik bizi terk ediyor. Zenginlik de bizden kaçıyor. Bir daha söylüyorum güzel dostlarım. İçimizde iki özelliğimiz var. Bir bilgelik, iki zenginlik, bereketlilik. Biz bilgeliğin peşinden koştuğumuz zaman bereketlilik, zenginlik çok kıskanç olduğu için bizim peşimizden koşuyor. O para dediğin şey, maddiyat dediğin şey, zenginlik dediğin şey senin peşini bırakmıyor. Onun için eğer hayatımızda zenginliği çekmek istiyorsak biz bilgeliğin peşinden koşmamız gerekiyor ki zenginlik bizi kıskansın. Ben öyle diyorum. Mesela arkadaşlar beni çok sevenler var değil mi? Çok mesajlar geliyor. Şahitsiniz ki gelen tüm maillere geri dönüyorum. Tüm mesajlara geri dönüyorum. Neden? Çünkü bir insan beni seviyorsa kapımı açıyorum. Bakıyorum ki güzel dostlarım para beni seviyor. Ben de kapımı açıyorum. Ben onu sevmiyorum. Seviyorum da sevmiyorum. Çaktırmayın. Ben bilgeliği sevdiğim için para peşimden koşuyor. Ve seni çok seven bir insan varsa, kapına geliyorsa kapını açmıyor musun? İşte zenginlik, bereketlilik biz bilgelik tarafında olduğumuz zaman bizi kıskanmaya başlıyor ve hayır ben seni ayağına dolaşacağım demeye başlıyor. Ve birinci fark etmenizi istediğim şey bilgelik ve bereketlilik. İkinci fark etmenizi istediğim şey arkadaşlar bir an önce zenginle koşmanızı istiyorsanız minnettarlık. Şükür, minnettarlık. Şu an sizden istediğim şey lütfen zenginlik olmak istiyorsanız şu an elinizde olan neler var bunların bir listesini çıkartın nelere minnettarsınız.
Sağlığınıza ne kadar minnettarsınız? Ayakta olduğunuza ne kadar minnettarsınız? Konuşabildiğinize ne kadar minnettarsınız? Şu an elinize geçen paraya, bugüne kadar kazanmış olduğunuz tüm paralara ne kadar şükrediyorsunuz, ne kadar teşekkür ediyorsunuz, ne kadar minnettarsınız? Gözlerinizin görmesine, ayakta durmanıza, konuşabilmenize, öyle annenizin, öyle babanızın, öyle eşinizin olmasına ne kadar minnettarsınız? Biliyorsunuz etki tepki yasasına göre ne kadar minnet edersen o kadar gelecek. Onun için arkadaşlar ilk önce ortaya çıkartmamız gereken şey minnet ettiğim, çok mutlu olduğum, şükrettiğim konuların listesi. Ve buna mümkünse her gün bir şeyler ekliyoruz. Ve bununla beraber gelecek videolarında da üstüne neler koyacağız ki zenginlik bize çok hızlı şekilde geliyor olacak, bunları açıklayacağım. Tabii arkadaşlar şifreyi biliyorsunuz. Evrendeki şifre 21. 21 gün aynı duyguda kalırsak zenginlik bize gelecek. Geçen bir dostum ya da bir arkadaşım, sizlerden, izleyenlerden bir arkadaş yorum yapmış. Hocam dediğin şeyleri 2 haftadır yapıyorum, hayatımda bir şey değişmedi diye. 2 hafta yaparsan bir şey değişmez ki. 21 gün, yani 21 tane zincir düşünün arkadaşlar. 21 tane zincir böyle daire gibi birbirine bağlı. Aradan bir halka çıktığında zincir kopuyor. Yani sen 21 gün aynı duyguda kalmazsak güzel dostlarım, o duygu kopuyor. Çünkü 21 günde beyne gelen bir bilgi tüm hücrelerimize yayıldığı için 21 gün aynı duygu durumunda durmamız lazım. Şimdi bunun önceki videolarda izlediğiniz dinginlik, sakinlik, ben bir o enerji okyanusuna bir kova atıyorum ve geri çekiyorum. Bunun önüne ne geçiyordu? Öfke, sinir. Olmaz mı acaba? Şimdi hani geçen hafta niyeti konuştuk ya güzel dostlarım. Sen bir şeye niyetlendin ama olmaz mı acaba dedin? %100 olmayacak o zaman. Arkadaşlar istediğiniz bir şeyi istedik, niyetlendik. Olup olmamasına odaklandığım zaman o kaçar bizden. Biz sadece tohumu toprağa attık. Tohumun çıkıp çıkmaması bize ait bir şey değil. Biz niyetimizi veriyoruz ve bırakıyoruz. Şimdilik bu kadar yeter diyorum güzel dostlarım. Sonraki iki videoda zenginlik bilincini nasıl sağlamlaştıracağız, nasıl bilinçaltımıza yerleşecek ve o gelecek, onlardan bahsedeceğim. Ve tabii arkadaşlar konumuz çok fazla. Bilinçaltı temizliği nasıl yapılır, bunları anlatmam lazım. Aşk konusunu çok soruyor. Aşık olduğumuzu nasıl anlarız? İdeal kadın nasıl, vazgeçilmez kadın nasıl olabilirim? Vazgeçilmez erkek nasıl olabilirim? Veya sevdiğimizi kendimize nasıl çekebiliriz? Veya aşk acısını nasıl kurtarabiliriz? Bunlarla alakalı çok sorular geliyor. Üniversite yazılan öğrencilerimizle alakalı çok sorular geliyor. Anlatacağımız konu çok fazla. Bununla beraber ilk önce ben zenginlik bilincini bir tam oturtmak istiyorum. Ve bu bizim bilinçaltımıza yerleşene kadar devam etmemiz lazım. Gerçekten arkadaşlar hepinize minnettarım. Beni böyle sevgiyle, dikkatle ve sessizle dinlediğiniz için hepinize minnettarım. Lütfen size olan saygımı kabul edin. Ve sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Güzel dostlarım, benim güzel yönetmenim Osman Bey dedi ki, hocam dedi şöyle şikayetler geliyor. YouTube'a videoları yüklendiği zaman bize haber gelmiyor diyormuş izleyicilerimiz. Güzel dostlarım, YouTube kanalımıza abone olursanız ve o abone olduktan sonra orada bir zil ibaresi var. Ona tıklarsanız biz her videoyu yüklediğimizde size bildirim gider. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Gerçekten sizin abone olmanız bize de güç katıyor ve bir yandan da size her video yüklediğimizde bildirim gidiyor. Ve siz abone olmakla beraber biliyorsunuz ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Sevgi paylaşıldıkça çoğalır. Biliyorsun ki verdikçe alacaksın. Bu tür videoları beğeniyorsanız, hoşunuza gidiyorsa, dostlarınıza tavsiye ederseniz, abone olursanız tekrar tekrar size minnettar kalırım. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.